Arkadaşlar günaydın. Muhteşem manzaraları var Doğan Bey köyün. Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Anneciğim günaydın. Günaydın. Bugün böyle annemle pişti olduk. Lila mor. Ha şurada iniyoruz. Tamam. Hadi arkadaşlar kahvaltıya. Sizin için havuzun büyüklüğünü de çekeyim. Belki yazın gelmek isteyenler için bilginiz olsun diye. Hava 28 derece bugün ama öğle saatlerinde, şu an sabah saat 8 gibi. Gelmişken sıcak havuzunu da göstereyim istedim size. Bu da termal havuz. Açık havada termal havuz. Bir de arka tarafta normal havuz var. Bizim geldiğimiz saatlere pek uygun olmuyor. Biz termal havuz kullanıyoruz ama böyle de bir imkanı var. Söyleyeyim dedim. Hemen sıcaklığını. Ay bu termal havuzdan daha sıcak. Bizim girdiğimiz gün vardı ya anne, ondan daha sıcak bu. Ay çok güzel bir görüntü var yani. Çok ferah, otele bayıldım. Bu da normal havuz arkadaşlar. Bugün bu tatil, bu tura asıl anlamını veren köylere gideceğiz. Böyle köy ama çok popüler köyler. Doğan Bey köy bunun başında. Çok merak ediyorum. Daha önce de gitmiştim ama şu an son halini de merak ediyorum. Güzel bir tur bizi bekliyor olacak. Şimdi gideyim hemen hazırlanayım. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. Şimdi Doğan Bey köyün patika yollarından geçiyoruz, geziyoruz. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Attack that shit, tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Arkadaşlar 7 Eylül 1922'de buranın kurtuluşu. Burada şimdi yaşayan çok fazla aile yok. Bir tane aile var duyduğum kadarıyla. Diğer yerler zaten restoran olmuş, kafe olmuş. Çok güzel bir görseli var. Şu anda burası eski Doğan Bey köyü yani. Yeni Doğan Bey köyü biraz daha böyle denizin, tarımın
olduğu yerlerde, biraz daha verimli topraklarda. Burası mübadele sonrasında yerleşim yeri olmuş olan bir yer. Daha çok yüksek kültürlü olan kişilerin, Ankara'dan gelen yüksek kültürlü olan kişilerin yaşamış olduğu yer. Daha sonra tabii popülasyon değişmiş ve şimdi de dediğim gibi kimse yaşamıyor. Gezmeye devam edelim. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Step down, bak. Arkadaşlar hangi tacı? Eşyaklar. Burada çok bulabilirsiniz ama. Şöyle bir yerden. Şuradan mı geçeceğiz? Onun programını aldım diyor. Aşağıdan girin. Meşe ağacı arkadaşlar. Nasıl gidiyor anne? Ay çok güzel. Yoruldum ama zevkli. Çok güzel. Bayağı dik yokuşlar çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle patika yollardan. Çok keyifli. Otel olmuş ve dolayısıyla içeri gezmek, salıncakta sallanarak poz vermek, buralarda kahve, çay içmek çok keyifli. Muhteşem manzaraları var Doğan Bey Köyü'nün. Her bir yeri böyle Instagram postluk. Ve genelde çekimler için de çok kullanılıyor buralar. Tarihi kültür de çok özel tabii. Dediğim gibi mübadele zamanından gelinmiş buralara. Dolayısıyla bir gelip görmenizi isterim. Burada yaşayan sanatçıları da görebilirsiniz. Ressamlar, şairler sizlerle böyle yol kenarında karşılaşıp anılarını anlatabilirler. Buranın yerliyle muhakkak bir konuşun derim. Çok hikayeler var, çok güzel. Ege'nin saklı köyleri turu hakkında bilgi almak istiyorum. Geniş bir bilgi versin istiyorum size. Çünkü biz bu tura doyamadık. Bir kere gelmiştik, bir kere daha geliyoruz. Çok özel yerlerden geçiyoruz şimdi. Mehmet Bey önderliğinde geziyoruz. Instagram'da Traveler Mehmet adıyla, kullanıcı adıyla bulabilirsiniz Mehmet Bey'i. Çok özel, zengin bilgiye sahip bir rehber. Mehmet Bey, söz sizde. Bize Ege'nin saklı köyleri turu kapsamındaki bölgeleri, öne çıkan özellikleri şöyle bir anlatabilir misiniz? Herkese günaydın bu arada.
günaydınlar. Şirin bir yerdeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer eski adı Domatya. Eski bir Rum köyü burası. Mübadeleden önce çok yoğun bir ticaretin yaşandığı bir köymüş burası. Gördüğünüz o binalar çoğu restore edildi. Şu anda bazı binalar gördüğünüz gibi metruk vaziyette. Ben buraya gelince sanki Kayaköy aklıma geliyor. Bu Fethiye yakınlarında bir köy var biliyorsunuz. Evet, evet. Orası da restore edilse buraya benzer bir yerleşim olacağını düşünüyorum. Şimdi bizim Ege Köyleri turu kapsamında dün programımıza Dirgi'den başladık. Evet, çok güzel. Dirgi harika bir yer. Ne yazık ki fazla yabancıların rağbet göstermediği bir destinasyon ama bizim yerli gruplarla çok yoğun olarak gidiyoruz Birgi'ye. Küçüktü ama çok özeldi. Bir yer. Evet, kompakt bir köy gördüğünüz gibi. Çok önemli iki tane yapısı var, tarihi yapıları. Biri Ulu Cami, Kurçunlu Ulu Cami. Beylikler döneminde Aydınoğlu Beyliği'nin kurucusu Mehmet Bey inşa ettirmiş o camiyi. İnşaat tarihi de 1312 yılında inşa edilmiş. Caminin özelliği diğer camilerden farklı bir mimarisi var. Merdivenlerle iniliyor caminin içine. O da camiye bir saygı gösteriyor. Başınız önde yiyor. En azından basamakları inerken dikkatli iniyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Çakır Ağa Konağı var. Sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri. Ege bölgesinin en eski konağı, dün gezemediğimiz konak. O da restore ediliyor. 1764 yılında yapılmış bir konak. Şu anda çekemedik ama ben daha önce gelmiştim. Evet. Annemle gezmeye. Orayı gezebilmiştik biz. İçini gezmiştim. Evet, evet, çok özel bir yerdi. Üç katlı bir konak. Orayı yaptıran deri tüccarı Şerif Ali Ağa tarafından yaptırılmış. Çok zengin bir deri tüccarıymış. Orası da restore nedeniyle kapalı. Fakat evler çok güzel. Hep evler restore edildi çoğu. Mimar Sinan Üniversitesi öncülüğünde. Klasik Osmanlı döneminin sivil mimarisinin en güzel örneklerini dün gözledik. Bugünkü turumuza da Doğan Bey köyünden başladık. Bu çok Rum özel köyü. Bir yer. Çok güzel bir yer. Mutlaka gelmenizi öneririz bu köye. Muazzam bir köy. Özellikle mevsimin ne zamanlar? Burayı gezmenin mevsimi. Şimdi geldiğimiz zaman ideal bir zaman. Sonbahar. Pastırma. Sonbahar ve ilkbahar çok güzel oluyor. Özellikle pastırma sıcaklarını yakaladık. Evet. Bilhassa Eylül sonu, Ekim ortası. Normalde Kasım'a gelir hava muazzam güzel. Evet, bugün, evet. 28 derece. Evet. Bakmayın üstüne 28 derece. Bugün hava çok güzel. Şimdi yaz aylarında çok sıcak oluyor bölge. Özellikle de deniz kenarları tercih ediyor. Peki belki rağbet olmaz buraya ama şu anda tam bir gezi mevsimi. Çok güzel. Zengin bir hale geliyor Mehmet Bey'le geziler. Çünkü yaşama dair bilgiler veriyor. Aklındaki bütün bilgileri cömertçe sunuyor. Atasözlerin deyimleri birbirine bağlıyor. Buranın yaşamlarında kullanılan kelimeleri, aksanları, müzikleri dolu dolu geziyorsunuz. Gezginin en büyük şansı rehberler. Katılır evet. mısınız? Ben de katılıyorum size. Evet. Çünkü sadece panoramik olarak geçip gidebilirsiniz. Hiçbir bilgi aktarmayabilirler. Ama tekrar söylüyorum, dolu dolu gezersiniz eğer Mehmet Bey'le gezerseniz. Gerçekten inandığım için söylüyorum bunu. Kuşadalı. Olsa, kendim Kuşadası doğumluyum. Kusura bakmayın, diksiyonum biraz... Çok güzel, evet, çok güzel. Dikkat ediyoruz ama da ara sıra şivemiz kayıyor. Evet. Ben de arada zenginleştiriyorum. Örnek veriyorum, dün gezdiğimiz o kütüphaneyi. Çok özel bir kütüphane. Lokal bir rehber olmasa onun varlığını bile bilmiyorum. Şimdi bu köyü gezdikten sonra programımızda yine önemli yerler var, önemli köyler var. Giderken Turunçlar Köyü var. Orada bir çay molası vereceğim. Böyle eski Roma döneminden kalma su kemerleri var. Çok güzel, şirin bir yer. Orada köy kahvesinde çay içip daha sonra ortaklar üzerinden Çamlı Köyü'ne gideceğiz. Yine yöresel lezzetleri tatacağız. Yine çok şişi meşhur bölgenin. Ortakların çok şişi meşhurdur. İstanbul'da da yapılıyor ama bu bölgede bu kadar meşhur olmasının sebebi İngiliz demiryolu işçileri çalışmış. Eski Osmanlı döneminde. Demiryolu işçileri bizim mutfağımızı çok yavan bulmuşlar. Ege mutfağını. Her gün ot yemekleri. Her gün ot yemekten bıktık demişler. Yavan bulmuşlar. Hemen ortakların yakınlarına, demir yolu istasyonu yakınına nehir geçiyormuş. Biz yerel şivede kargı deriz onlara, kamış. Onları küçük böyle şiş yapmışlar ve mangal ateşinde pişirmeye başlamış. Şimdi gelenek olmuş. Hep restoranlar var lokal. Odun ateşinde, mangal ateşinde pişiriyor. Lezzetli bir şey. Tam da söylediğim aslında bu. Bakın tarihiyle birlikte anlatıyor. Böyle bir gelenek varmış. Ben size onları tattıracağım deyip anlatıyor. Evet. Çok keyifli oluyor. Çünkü hem yaşamla iç içe, yaşamdan kopuk olmamak lazım. Kalimerasa, Tiganis, Galaisi. Komşudan efendim Yunan kendisi günaydın selam. Diyor. Selam. Yunanlara buradan selamlar. Ortaklardaki çöp şişten sonra
zeytinyağı tadımı yapacağız. Yani zeytinyağı üretilen bir yeri gezeceğiz. Ve Çamlı Köyü var. Çok eski trenlerin olduğu, Avrupa'nın en büyük tren müzesi. Onu gezeceğiz. İlk demiryolu hattının açıldığı tren istasyonunu göstereceğim. Daha sonra Çamlı Köyü'nü gezdikten sonra panoramik olarak Burgaz Köyü var. Eski adı Burgaz, yeni adı Gökçeağlar. Burgaz Köyü'nü gezdikten sonra Kirazlı'nın içinden bir panoramik tur yapıp turumuzu tamamlayacağım. Yarınki programımızda da Şirince Köyü var. Programımızda Bademler Köyü var ve Sığacık var. Bu üç tane köyü yarın gezeceğiz. Çok merak ediyorum. Çok heyecanla bekliyorum. Hadi o zaman gezmeye devam edelim. Bana diyor, baksana bu karabiber ağacı. Mis gibi de karabiber kokuyor. Bakayım. Bakar mısın? Yapraklara bile kokuyor. Çok güzel. Doğan Bey köyünde ikiz gibi dolaşıyoruz anne. Arkadaşlar şimdi Milli Park Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ne geldik. 9 dakikalık bir sunum var. Her buraya gelenlere böyle güzel sunumlar yapıyorlar. Şimdi geçelim yerimize. İzlemiştik, onu bir daha izleyelim. Türkiye ve dünyanın en değerli doğal hazinelerinden biri olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Ege bölgesinde Aydın İl, Kuşadası ve Söke ilçeleri sınırları içinde 27.675 hektar alana yayılmış. Şimdi yukarıdaki müzeyi ziyaret ediyoruz. Burada var olan kuş türlerinin daha yakından görme imkanımız oluyor. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last year's. İkisi, bunun özelliği mitolojiye göre Zeus yeryüzüne ateşi bunlarla göndermiş, Prometheus kanalıyla. Bunun sapının antik dönemde, eski Helenistik ve Roma döneminde bu meşale sapı olarak kullanılıyormuş. Ve kiliselerinde ana giriş kapılarına narteks deniyor. O da parlaklığı sembolize etmesi nedeniyle herhalde antik bitkiden almış adını. Arkadaşlar şuna kubulat koyulmuş, şuna da şarap, içecekler, tersiyah gibi şeyler koyulmuş. Gezdiğimiz müze ve tanıtım videosu izlediğimiz yer vardı ya arkadaşlar, orası önceden hastane olarak kullanılıyormuş. Annem ağaçlarla çok ilgilendi. Her birinin ne ağacı olduğunu soruyor. Bundan bir önce de Kayaköy'ü gezmiştik. Kayaköy'den sonra buraya gelmemiz çok güzel oldu. Çünkü tarihi benzer. Bir mübadele tarihi var burada. Dolayısıyla rehberin de Kayaköy'e benzetme nedeni bu. Çoğu ev böyle bakımsız ve zaten bazı duvarları var, başka da burada kalıntısı yok. Yürümekte zorlandığımız yolları var ve muhteşem doğası var. Kayaköy'e çok benziyor yani. Arkadaşlar gezmek en büyük zenginlik. Özellikle tarihini, kültürünü de bilerek buralarda gezmeniz sizi çok güzel doyuruyor bu anlamda, mümkün mertebe, imkanınız olduğu takdirde tabi gezmeye önem verirseniz kültürel manada da en büyük zenginliği yaşamış olursunuz. Annemle biz Türkiye'yi gezdik değil mi anne? Evet, kızımın sayesinde ben de her yeri gezdim. Birkaç ülkeyi de gezme fırsatımız oldu. Şu anda en büyük zenginliğimin bu yerleri gezip görmem olduğunu söyleyebilirim. Mis gibi doğası var. Gezi Ege'nin saklı köyleri olunca kahvemizi de merkezdeki köy kahvesinde alıyoruz.
Köy kahvesini aldığımız yer Priyene'ye giden yol vardır ya arkadaşlar. Hani böyle ana yoldan Priyene'ye doğru ayrılır sağ tarafa. Tam orada alıyoruz. Burada da gözleme yemiştik o zaman geldiğimizde. Şimdi de köy kahvesine geldik. Hello, merhaba, 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 merhaba. Çayımızı içelim bakalım. Çay içerken şuradaki susancını da size göstereyim istiyorum. Bunun yukarısı da Priyene antik kentine gidiyor arkadaşlar. Sular akıyor üstünden de. Güzel köy lezzeti var. Arkadaşlar şimdi ortaklara geldik. Ortaklarda yol üzerinde geçerken zaten bir sürü çöp şişi göreceksiniz. Burası çöp şişi endüstrisi olmuş yani. Biz kalyona oturduk. Hemen dediğim gibi karşıda da var, yanında da var. Bir sürü tercihiniz var. Böyle 15 tane çöp şiş geliyor. Kızarmış domates ve soğan halkası geliyor kocaman. Ve bol salata geliyor. Tereyağlı lor peynir geliyor. Bunların hepsi tek kişi 120 TL. Haberiniz olsun istedim. Buradan yedikten sonra tekrar devam edeceğiz geziye. Ve tabii ki de yanında bir de ayran veriyorlar. Ama çok güzel. Bak o daha kaliteli gibi. İşlenmeyi bekleyen zeytinler. Bunlar da renkli olanlar. Sezon başladı aslında. Ama biraz yağmurlar yağmadığı için biraz yavaş gidiyoruz. Çünkü beklenen çok aromayı yakalayamadık. Bir yağmur yağsa daha iyi olacak zeytinler. Çünkü buruşuyor şu an ağaçta. Çiftçimiz zeytini getiriyor şu gördüğünüz kasalarda. Zeytin burada tartıldıktan sonra ilk olarak buraya dökülüyor. Burası bu banttan ilerledikten sonra orada yıkanıyor. Yukarıdaki makine tarafından yapraklarından ve dallarından ayrılıyor. Şu banttan, yine şu krom kapalı banttan şu gördüğünüz büyük motorun olduğu makineye düşüyor. İşte bunun nesli kırıcı. İlk başta burada başlıyor. Zeytinler burada kırılıyor. Çekirdekleri de kırılıyor. Yani çekirdekleri bizim o bulgur gibi oluyor çekirdekleri. Daha sonra kırılan zeytinler buradaki gözlerin içine girmeye başlıyor. Her biri 7-7'şer kiloluk gözler. Burada bir yarım saat dönüyor içeride. Hamur yoğurma makinesi gibi düşünün evdeki. Zeytin olgunlaştıktan sonra bu pompa vasıtasıyla bu zeytin bu makinenin içine giriyor. Bu makinenin ismi dekantör. Saatte 3040 devirde dönüyor. Evdeki çamaşır makinesinin kurutma sistemi gibi düşünün. Çamaşır döndükçe deliklerden suyu atıyor ya. İşte bu döndükçe özgür ağırlığını kullanarak yağı bize, zeytinyağı suyunu bize veriyor. Pususunu şuradan alttan arkadan çukura gönderiyor. Yine pompa vasıtasıyla zeytinyağı şu göze geliyor, Rus'ta yazan yere geliyor. Bu makinenin ismi separatör. Suyu ve yağını ayırıyor. Bize sadece zeytinyağını veriyor. İşlem bu kadar. Arkadaşlar bunlar da dipten toplanan zeytinlermiş. Bunlardan Riviera oluyormuş. Riviera işlenmiş zeytin olduğu için de Riviera'yı önermiyor zaten. Bu makineler yokken bakın neyle sıkıyorlarmış. Şu taşla.
benim için deneyeceğim. Ondan yorumları alacağım. Nasıl bende? Çok güzel, yumuşak. Kokluyor, çok nefis. Yok, asit falan yok. Çok güzel, çok lezzetli. Arkadaşlar, zeytin yağı sapını gördük şimdi. Siz de deneyimlemişsiniz. Zaten evet, deneyimledim çünkü anneannem yapıyordu kendisine. Yağlar fabrikadan geldikten sonra o yağın dibinde kalan tortulu yağ, öyle diyeyim, sahibine veriliyor. İnsanlar da onu değerlendiriyor sabun olarak. Anneannem de her sene sabununu yapardı ve 84 yaşında öldü. 82 yaşına kadar bu sabunla yıkadı saçlarını. Çok güzel saçları vardı, iki tane örgü. Çok severim, çocukluğumun kokusu. Teşekkürler paylaşmak için. Arkadaşlar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü olan tren müzesine geldik. Hemen görselleri ve tarihini anlatmaya başlayayım. Burada eski bir hangar var. Onun içerisinde de restoran var. Hangar kapatılıp restoran olmuş. Bazen burada etkinlikler oluyor. Düğünler, nikah törenleri düzenleniyor. Eski anılarım canlandı. Zamanın bütün kara trenleri burada arkadaşlar. Çok etkileyici. Ve hangi hatlarda çalıştıkları da şurada yazıyor. Her birinde. Mesela bu İzmir Manisa arası çalışmış. Almanya'da üretilmiş. Wow. İstanbul Ankara arası çalışmış, Almanya'da üretilmiş. Çankırı hattında çalışmış. Allah millet gelmeden. Arkadaşlar 360 derece bütün kara trenleri burada görebilirsiniz. Arkadaşlar, bu özel trenin içerisine girmek istiyorum şimdi. Hadi gelin. Ay. İçerisi bayağı eski. Bir şeye basamıyorsunuz. Çok eski ama. Zamanında ne anılar gitmiş, yolculuğa çıkmış bu trenle. Onun için çok değerli. Burada bütün kara trenlerin buluştuğu bir nokta var. Orayı çekeceğim ben şimdi size. Burası gerçekten çok özel bir yer. Bütün herkesin muhakkak gelmesi gerekiyor. Evet, İstanbul'da Koç Müzesi var. Orası da çok değerli. Ama burası Avrupa'nın en büyük tren müzesi. Arkadaşlar, içerisi böyle. Yani basılmıyor. Şu karşı tarafa bile geçemiyorum şu anda. Çok tehlikeli. Çünkü bassam ilerleyemem ama makine dairesini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bu trenleri nasıl biniyorlarmış? Çok uzun. Ama şuralardan destek alıyorlar galiba. Bunun içi daha yapılı ve rahat girilebiliyor. Minik de bir kapısı var. Böyle kapatılıyor. Şu cama çıkayım, şu cama geçeyim. İç
İçerisi çok eski. Düşünsenize buradan nerelere yolculuklar yapılmış. Muhakkak deneyimlenmesi ve görülmesi gerekiyor. Şu an basılacak yerler bile çok eski. Buraya gelince bir tüyleriniz diken diken oluyor. Hadi yolculuk var. Şu an çıktık buradan arkadaşlar. Çok dar bir merdiven ve çok yüksek basamaklar. Çıkamıyorum şu anda. Evet, arkası böyle. Şu camdan bakılıp sevenlere elveda deniliyor. Ve yeni yolculuklara doğru yola çıkılıyor. Bu pencereden. Arkadaşlar bu kapı o kadar eski ki bakın. Yani kapatsam açamam o derece ve çok dar bir kapı. Arkadaşlar bir diğer yolculuğa hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım diyorum. Camlarda böyle manuel. Kapı açılmıyor. Ama şuradaki camlardan dışarıyı seyredebiliyorsunuz. Şurada tüllerimiz var. Tüllerle güneş gelince korunuyoruz. Arka tarafta da yük vagonu var. Hangar içerisindeki restorandan bahsettim ya size. Restorana girip burada yemek yiyince giriş ücreti almıyorlar. Giriş ücreti 50 TL normalde. Bakanlığa bağlı bir yer olmadığı için burada vize kartı geçmiyor. 65 yaş üzeri ya da çocuklu için ücretsiz diyemeyeceğim. Sanırım her lokomotife çıktım arkadaşlar. Buna da çıkalım. Şu an tarihe dokunuyorum. Buraları da kapamıyorum. Kapatınca açamıyorum çünkü. Bu biraz daha güzelmiş. Kapatılabiliyor. Bindiğimiz trenin hizmet tarihini söylüyorum size. 1918. Almanya'da üretilmiş. Çatalazı hattında çalışmış. Maksimum hızı 50 kilometre. Anne bu ne? Bu yol tamir aracı. Trenler kalkmadan yarım saat önce yolları kontrol ederler bunlar. Şefiyle, şoförüyle. Bizim evimizin önünden geçerlerdi. Bir diğer rehberim olan annemin anlatımını da duyun istiyorum. Şimdi binelim bakalım, yolları tamir edelim. Binmedik demeyelim arkadaşlar. Binelim. Gayet rahatsız bir şeye benziyor. Yani zamanında bunlara nasıl binler, nasıl kullanlar? Öbür taraftan inin. Şöyle yol tamir aracına binip oturup. Bu şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu şuna ileri geri sürerek gidiyor bu şununla. Ha, anladım. Annem şundan bahsediyor arkadaşlar. Bu ileri geri ilerletilerek gidiliyormuş. Şu an oturduğum yer çok rahatsız. Çünkü tahtaya oturuyorum ama her an çökecekmiş gibi. Onun için kalkıyorum hemen ama size bunu göstermek istiyordum. Bu da bir saniye. Şeysi. Onun arkasından bu. Buna şefle şoför biniyor. Buna da işçiler şef ne gösterirse orayı tamir ediyorlar. Wow. O zaman geçelim yerine de. Bu mu? Hı-hı. Ha, bu yan tarafa oturuyorlar. Hı-hı. Bu işçiler o şefin gösterdikleri yeri tamir ediyor. Eski raylarda yürüyelim istedim arkadaşlar. Buranın tam olarak ruhunu yaşamak istedim çünkü. Aa bakın ne kadar güzel. Tüylerim şu an diken diken. O
için yapılmış olan özel tren. Her tarafını inceliyorum. Buradan bir tarih. Geçmiş. Sanırım kapısı açılmıyor. Açılmıyor. Peki, bakım altındadır inşallah ve çok güzel bakılıyordur. Şu sahneleri hatırlıyor musunuz? Şuradan çıkan Atatürk'ü. Bu vagon 1937 yılına kadar Atatürk'ün birçok seyahatine eşlik etmiş. Atatürk burada konaklamış, burada seferlerde bulunmuş. Sonrasında Azizi'ye olan bu istasyona son demirini atmış. Yine şu an burada turistlerin ziyaretine açılmış. Diğer tarafında Atatürk'ün o fotoğrafı var. Baktığınız zaman tüyleriniz diken diken oluyor. Bazı müzeler, bazı ören yerleri kişisel olarak beğenilen, tercih edilen, gezilen yerler. Bazen de tavsiye gerektiren yerler vardır. Israr edersiniz ve diğer takipçiniz gelir orayı gezer. Ben burayı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Son durak. Burası son durak. Arkadaşlar şimdi Kirazlı Köyü'ne geldik. Nereye gidiyorsun ya? Taze taze, mis kokulu ürünleri yerel halktan almak gibisi yok. Merhabalar. Gelince tabii ki de tarhana alacaktık. Daha güzel değil mi şu anda? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi tatiller. Bak Gündür teyzeden tarhana tarifini alıyoruz. Şimdi tarhanayı aldık. Şimdi tarifi buyursunlar Gündür teyzeciğim. Akşamdan biberine, domatesini, soğanını malzemesini akşamdan pişiriyorsun odun ateşinde. Aha. Sabah erken kalkıyorsun. Ne kadar? Hamur makinesinde karıştırıyor. Dur sen karıştırma. Ununa, yoğurduna koyuyorsun. Biberini pişirdiğimiz o şeyleri de hepsini koyup yoğuruyorsun. Seriyorsun ondan sonra güneşe. Ondan sonra şeyden kurutuyorsun bu şekilde. Orkuluyorsun. Ondan sonra galburdan geçiriyoruz biz. Öyle değirmen çektirmesi değil. Galburdan geçiriyorsun tekrar. Gölgeyi seriyorsun. Anladım. Peki şimdi bunu aldık biz. Bunu nasıl yapacağız? Buna su yazın ben onu domates yaparım. Ben kendilerim domatesi. Daha lezzetli oluyor. Tamam, zeytinyağını, domatesi kavurup suyunu katarım. Soğuk, taranasını soğuk yapıyorsun. Karıştır. Kaynadığı zaman, kaynamayı başladı mı altını kısarsın. Bırakırsın. Ondan sonra arı sırı bir karıştırırsın. O zaman daha lezzetli. Ağır ağır pişirirsin. Daha lezzetli olur. Tamam, İstanbul'a giderdik. İçine yeşil biber doğrarsın, atasın yazın. Kışın kuru biber atasın. Acı biber atasın istiyorsan. Arpacık soğanı böyle soyasın, dördü bölesin, onu atasın. Süper. Çok lezzetli olur. Çok teşekkür ederim Gündür teyzeciğim. Ben teşekkür ederim. Yine beklerim. Ot profesörü burada bak, ot profesörü. Ramazan Bey mi? Doğal ot. Ha, otları da onu sor, bak şunlar onu sor. Adı çaylar onu sor. İyi ki oğlum. İyi ki geldin. Gündür teyze ve Ramazan Bey sizleri bekliyor. Organik ürünlerini sermişler. Her pazar burada yöresel ürünlerini satışa sunuyorlar.
Kuşadası'nı şu anda. Kuşadalı bir rehber eşliğinde geziyoruz. Çok şanslıyız. Kuşadası merkezdeyiz şu anda. 1618 yılında yapılmış bu kervansaray. Şurada kalıyor. 3 tane kapı var. Sade biri meydanda. Şimdi ayakta kaldı. Onun üzerinde şu anda minyatür bir müze var. Mikro müze. Küçük yapılmış objeler var. Şimdi bu gezdiğimiz cadde Blackopium. Neresi? Barbaros Hayrettin Caddesi, Paşa Caddesi bu Japonya'da. Bütün bu Kuşadası turizminin tap olduğu dönemlerde böyle turizmin çok parlak olduğu dönemlerde bütün zengin turistlerin geldiği dönemde buraları hep kuyumcu alıcı tutmuş. Böyle Kaleiçi Camii 1618 yılında yapılmış bir cami. Restore edildi tekrardan. Kuşadası'nın eski mahalleleri bunlar. Özelliği var. Şu çeşmeden bakın bizim geleneğe gel. Tekrar gelir misin? Böyle bir gelenek var. İşte bu Kuşadası'ndaki tek ayakta kalan şu anda kapı bu. Şehrin giriş kapılarından biri. Üzeri şu anda mikro el sanatları müzesi. Dünyanın en eski böyle objeleri sergileniyor. Şu anda kapalıdır zannedersin. Annene de soralım. Anne nasıl buldun Kuşadası'nı şu halini? Bayağı canlı, güzel. Sokaklar bayağı canlı arkadaşlar gerçekten. Bu sokak palmiye dolu. Çok hoşuma gidiyor. Bir de Kuşadası sahilinde de çok palmiye var. Yakın zamana kadar burası otel olarak kullanıldı. 1618 yılında yapılmış kervansaray binası. Tatlı bir yapı bakın. Üç günden sonra para talep ediliyor. Şimdi mesela biz bir yerde kaldığınız zaman bir Türk ailenin yanında 3 günden sonrası artık misafir denmez. Bir ailenin parçası olarak kabul edilir. Bunun sebebi de kervansaray geleneğiyle alakalı. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you. Buraya gelmişken güvercin adasını vurayalım istedik. Onun için hızlı adımlarla oraya gidiyoruz. Kese Dağı'ndan geliyor. Kese Dağı. Eskiden burada Rumların yaşadığı dönemde bu alanda bir kilise varmış. O kiliseden tasarlanmış bu gördüğünüz sarkılı. İşkale'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yapılmış. Dışarıdaki surlar da Sacık Müteselim İlyas Paşa tarafından yapılmış 1826 yılında. Yani şehri korsan saldırılarından korumak için amaçlı yapılıyor. Anakarayla bağlantısı 1960'lı yıllardan sonra oluyor. Yani burada yaşayanlar kayıkla gidiyorlarmış eskiden oraya. Ulaşım yok. Yüzerek gidiyorlarmış eskiden. Kuşadası'na güneşin batışına yetişmeye çalışıyoruz. Marina'nın olduğu yer ne kadar güzel bir plaj bakın. Şu teknelerin olduğu yer doğal bir plaj. Burada sunset turlar düzenleniyor. Bir saat boyunca denizde tur yapıyorsunuz. 40 TL. Buradan kalkıyor. Depart time saat 18. Arkadaşlar şu karşısı Samos Adası.
ben anlıyorum. Baba. Ben anlıyorum. Baba. Yaşıtım. Baba. Burada Kuşadası'nın endemik bitkilerinden oluşan fotoğraflar1982'de Melike Demir Ağa burada konser vermiş. Benim doğduğum sene. Koranis adında bir eşi var. Tanrı Apollon'un. Karısının kendisini aldattığından şüpheleniyor Apollon. O ihanetini görmesi için kargaları görevlendiriyor. Çok ilginç bir şey. Eskiden kargaların rengi beyazmış. Kargalar görüyor, devam takip ediyorlar. Gerçekten karısının ona ihanet ettiğini öğreniyor Apollon. İkiz kardeşi Artemis'i onu öldürmesi için görevlendiriyor. Bir ok ateşi de öldürüyor. O sırada Artemis de bebeğine hamile. Apollon'la ilişkisinin onun bebeğine hamile. Ona kıyamıyor. O bebeği kurtarıyor. Daha sonra bebek büyüyor. Yılancı adını, Türkçe karşı yılancı. Yunanca'daki adı Hephaistos. Burada dağlarda gezinirken bir tane yılana basıyor, yılanın ölümüne sebep oluyor. Diğer yılan da ölmüş yılanı ağzındaki otla canlandırıyor. Yani buradaki otların şifalı olması çok önemli ve ölüleri canlandırdığına inanıyor. Buranın adı da Yılancı Burnu'nun sebebi de yılancıdan geliyor. Sonra nasıl bir ölümlü diyor, bir Tanrı'nın görevini üstlenir, ölenleri diriltir diye Zeus'un kulağına gidiyor. Zeus bu yılancıyı gökyüzünde bir zodyak çeviriyor. Güvercin Adası'nın şimdi arka tarafından ilerliyoruz. Arkadaşlar burada bir yatır var. Balıkçı Evliya yatırı. Meşhur hani çocuk yemek yemeyince zıkkımı köküne ederiz ya. Meşhur zıkkım işte bu. Zıkkıma zıkkım zehir. Kökleri bunun zehirli. Bir deyim vardı. Onu da alabilir miyiz sizden? Bakın Kuşadası'nın yakınlarında karşı tarafta Samos var. Burada bakın gün batımının olduğu ada Samos Adası. Sisam Adası da deniyor. Türkçe adı. Şimdi bizim bu bölgede yaşayanların şöyle bir değişi vardır. Bu tarafta bulutlanma görürseniz yağmurun geleceğini anlıyoruz. Ne derler biliyor musun burada yaşayanlar? Bulutlar Samos'a, süre şey dama. Bulutlar aydına, bak işine gaydına. Rehber Kuşadalı olunca böyle deyimler de hemen aklınızda olsun istiyorum. Onun için kayda aldım arkadaşlar. 18 dakika sonra güneş batıyor olacak. Dolayısıyla buradaki herkes güneş batışını izlemeye yönelik bir yer tutma peşinde. Biz de şu köprü eşiğinde olacağız sanırım. Güneş batarken. Move fast and climb, a new class divine. Yeah, true passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Güneşin batışını izlemediğimiz bölge kalmasın. Hadi seyahate devam. Anne Kuşadası'nda güneşin batışını izlemek nasıldı? Çok güzeldi. Çok güzel bir duygu. Anlatamam. İzlemek lazım. Samos'a gidiyor arkadaşlar. Gidiş dönüş ücreti yaklaşık 100 dolar kadar. Bir buçuk saat kadar zamanda Samos'ta oluyor. Samos zaten buraya çok yakın. İşten önce o zaman.
Hoş geldiniz. Merhabalar. Buranın böyle güler yüzü çalışanları var diyordum. Tam sen geldin. Teşekkür ederiz her şey için. Ne yapıyoruz? İsim neydi? Gencay. Gencay. Adın da yaşa Gencay. Size termal havuz tarafını göstereyim. Çok güzel gerçekten. Bir de arkadaki çeşmeleri de açmışlardı bugün. Çok güzel keyif yaptık. Şu anda kapamış olabilirler. 10'a kadar açık hamam ve termal havuzu. Bay ve bayan normalde ayrıymış ama şu anda bir arada kullanılıyor. Ama kadınlar o kadar çok ki kadınlar hamamı gibi oldu yani. Arkadaşlar odamıza geldik. Bugünlük bu kadar. Şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İyi akşamlar.